burnunuzdan getirmezsem var ya. Ya abicim, sen ne diye direniyorsun ki boşanmayacağım diye? Değer mi rezil olduğuna? Oğlum ne yaptıklarını görmüyor musun lan? Nasıl gücüme gidiyor biliyor musun? Cümle aleme rezil oldum. Geliyorlar bir de utanmadan karakolda hır çıkarıyorlar. Ya abicim, güzel abicim. Bak şu kaçakçılık işini bir çözelim. Bu abi midir nedir onu bir yakalayalım. Ondan sonra al misler gibi terfini. Ne uğraşıyorsun bunlarla sen ya? Doğru diyorsun lan. Ben o terfiyi bir alayım. Görelim bakalım ondan sonra karşımda böyle cart çurt yapabiliyorlar mı? Gel. Amirim. Ya kusura bakmayın. Demin biraz fazla sert çıkıştım. Kendime hakim olamadım. Özür diliyorum. Ne oluyor Cemil? Niye uğraşıyorsun bu kızla sen? Hani belli ki gönlün sende değil. Yakışıyor mu senin gibi polise böyle davranmak? Yok uğraşmıyorum amirim. Mesele o değil. Bu Ömer'le bunlar akrabalar. Siz biliyor muydunuz? Onu merak ettim de. Yani Ömer'in kızı Filiz'in aynı zamanda yeğeni oluyor. Biliyor muydunuz? E'si... Yani Ömer'le şimdi beraber de çalışıyorlar ya, Ömer onun patronu. Belki bunlar bu işin içinde beraber olabilirler diye düşündüm. Yok canım, olur mu öyle şey? Olur mu amirim? Yani neden olmasın? Buraya geldiler, bir ton tantana çıkardılar. Laf kalabalığına getirdiler, sorgudan da yırttılar. Gördünüz. Sen bu kızdan öç almak için bu soruşturmayı kullanmıyorsun değil mi Cemil? Amirim aşk olsun. Yani özel hayat başka, görev başka. Ben bunları ayırt edebilecek kapasitede bir insanım biliyorsunuz. Ömer'in elmasları Filiz'in evinden çıkıyor. Bundan ötesi olabilir mi? Bir düşünün. E kız kendi geldi şikayetçi oldu. Tamam kendi geldi. Yani her şeyi düşünmek lazım. Belki aralarında bir husumet çıktı. Evet birlikte çalışıyorlardı. Bir husumet çıktı Filiz'de öç almak için. Ömer'i ön plana atmış olabilir. Ne diyorsun? Peki şimdi bunlar Ömer'le görüşüyorlar mı? Bence görüşüyorlar. Yani. Ben şöyle düşündüm amirim. Bence biz bu Ömer'i yani abiyi yakalamak için Filiz'i kullanabiliriz. Filiz kendisi zan altında kalmak istemiyorsa gelsin burada bize yardım etsin biz de Ömer'i yakalayalım diyorum. İyi o zaman. Git bir konuş bakalım. Kabul ederse hemen operasyona gideriz. Tamam amirim emredersiniz. Cemil. Sen bu abi işini çözer de çeteye çökertirsen ben de senin adını büyük bir gururla terfiye yazarım. Sağ olun amirim. Filiz. Ha Tülay. Ben de sana gelecektim konuşmaya. Ay ben de belediyenin gebelik kursu var. Tufan'la oraya yazıldık. Oradan geliyorum ben de. Neler öğretiyorlar bir görsen. Öyle bir kurs mu var ya? Ha. Sen ne diyecektin? Ya biz bu Cemil'den kurtulamıyoruz Tülay ya. Vallahi bak dengesiz herif. E Barış da sinirlendi artık. Delirdi çocuk öyle yaparım böyle yaparım diye korkuyorum. Ne yapacağım ben ya? Ay Tufan da beni deli ediyor ya. Neymiş efendim? Doğuma girmeyecekmiş. O ne demek ya? Tufan abi doğuma mı girecek? Girecek tabii. Çocukların babası o değil mi? Tamam canım. Ay neyse konuyu dağıtmayayım. Ne yapacaksın Cemil'i? Ya şimdi ben Barış sakinleşsin diye dedim ki ben Fatma teyzeyle konuşurum. Sen merak etme filan. O biliyorsun yani Fatma teyze Cemil'den beter. Hakikaten ya. O kapının önüne geldi. Akşam kadın neler dedi öyle ya? Yılan. Of, Tülay bir akıl ver ya. Ne yapacağım ben? Ay biz bu Cemil'e başka bir kız mı bulsak ya? Aşık olsa senin yakandan bir düşse artık. Oho, ölme. Eşeğim ölme diyorsun. Aha, İtançumu hazırla. Cemil. Aç bakayım. Efendim Cemil. Ha Filiz, bu mahallenin oradaki çay bahçesi var ya. Biraz oraya gelebilir misin? Bir şey konuşmam lazım seninle. Ha bu boşanma işini kabul etmediğin sürece hiçbir yere gelemem ben. Konuşmuyorum seninle. Onunla ilgili konuşacağım zaten. Bir teklifim olacak sana. Tamam. Ha, 10 dakikaya gelirsin herhalde. Ben geçiyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Ne diyor? Bir teklifim var. Gel konuşalım boşanma meselesini diyor. E git. Belki 40 yılın başı akıllı bir şey söyler hadi. E daha demin karakolda konuşuyordu abuk subuk. Taş mı düştü onun başına? Ay bu çocuk Barış'ı görünce erkekliği tutuyor. Böyle bir hallere giriyor. Sen şimdi baş başa konuşunca belki ikna edersin. Hadi git. Hadi. İyi. Hadi. Hadi.
Hadi görüşürüz. Hadi sıkma canını. Şimdi Filiz, şöyle bir durum var. Benim bir terfi alma imkanım doğdu. Yani eğer bu Ömer'i ve Elmas Çetesi'ni yakalarsam, bir şekilde çökertirsem terfi alıyorum. Aferin. Ne yapayım, beni niye çağırdın buraya? Biliyorsun bu Ömer firarda. Kendisine ulaşamıyoruz. Ve maalesef sicili de ufak tefek birkaç şey dışında tamamen tertemiz. Yani senin tanıklığın dışında elimizde hiçbir şey yok. E'si şu. Diyorum ki sen şimdi bu Ömer'i bir arasan. Buluşmak istiyorum desen. Yani bu adamın kızı senin yeğenin oluyor ya. Kızı görmem lazım falan desen. Sonra biz sana bir tane dinleme cihazı taksak, yakınında bir yerde olsak. Adamı konuştursan, bu delil yerine geçse hemen tepesine biner yakalarız. Ne diyorsun? Sen de bunun karşılığında boşanmayı kabul edeceksin, öyle mi? Edeceğim. Bak Filiz, siz benim itibarımı iki paralık ettiniz. Yani beni madara ettiniz hiç gereği yokken. Neyse, bir şekilde bana yardım edersen, mesleki olarak itibarımı geri kazanmama yardım edersen, ben de bu boşanma işinde kolaylık sağlayacağım, tamam. Ya Ömer gelmeyi kabul etmezse? Sen onu bir şekilde ayarlarsın ya. Dediğim gibi yani. Ömer'in kızı senin yeğenin ya, bir şekilde. Ama bir dakika şimdi. Ömer kabul etse bile yanımızda ufacık çocuk olacak. Öyle silahlı çatışma falan, ben öyle silahlı ortama sokmam çocuğu. Ya Filiz, ortada küçük bir çocuk varken biz onu tehlikeye sokmayız herhalde. Bu işin de bir yolu yordamı var. Ya sen kendin vurulmuşsun. Çocuğu nasıl koruyacaksın? Neyse, mesele o değil. Tamam, bana güvenmiyorsan gel amirimle konuş. Tamam. Sen bu işi kabul ediyor musun, etmiyor musun, onu söyle. Boşanma belgelerini imzala, kabul edeyim. Yok. Kusura bakma da Filiz Hanım. Ben de sana o konuda güvenmiyorum. Sen önce bana Ömer'i getir. Ben ondan sonra imzalayacağım belgeleri. Tamam, amirinle konuşayım öyle. Sen bu işi kabul ediyor musun, etmiyor musun, onu söyle. Dedim ya, amirinle konuşursam olur. Tamam, ben şimdi arıyorum amiri. Merak etme, öyle kendi kafama göre iş yapmıyorum zaten. Merak ediyorum, ara. Sen şimdi Ömer'i yakalatacaksın. Cemil de senin yakandan düşecek, öyle mi? Kabul ettin mi sen bunu? Yani amiri de aynı ağızdan konuşunca kabul ettim tabii. Ay. Yani onların yanından Ömer'i de aradım ama ulaşamadım. Ay hadi inşallah ya. Ay, kurtulalım şu Cemil'den, sen sağ ben selamet. Ama bana bak, Barış'a söylemeyeceğiz, tamam mı? Yani şimdi gerek yok. Karşı çıkar, o istemez böyle bir şey yapmama. Niye kız? Niye Barış'a söylemiyoruz? Bana bak, sen yoksa böyle silahlı milahlı olaylara falan mı gireceksin? Bak o zaman ben de kabul etmem ha. Ay hayır, sakin ol ya, silah falan yok. Sadece işte ben arayacağım Ömer'i. Diyeceğim ki şurada buluşalım. Ben gitmeyeceğim, polis gidecek onun gibi. Barış'a niye söylemiyoruz o zaman? Yani şimdi ortalığı bulandırmam için Tülay. Hem ben şimdi imzalı boşanma belgesiyle gidince sürpriz olur ona, daha güzel olur. Ay kurtuluyoruz şu sinsi Cemil'den ya. Ne var? Abi, istediğin pasaportlar ancak birkaç gün hazır olurmuş da ona haber verecektim. Ne halledemiyorsunuz oğlum? Bu işi her zaman yaptığınız şey değil mi sizin? Abi, şimdi bir de çocuk var ya, ondan sıkıntı çıktı biraz. Diğer tahsilat işi ne oldu? Halletmeye çalışıyoruz abi. Ha, sizin yapacağınız işi var ya. Bir gidemedik şu ülkeden, enseleyecekler sizin yüzünüzden beni. Hadi ikisini de hızlandırın şunların, hadi. Emredersin. Kaybol. Ömer, beni arar mısın? Çok önemli. Ben hiç iyi hissetmiyorum. Ara beni lütfen.
Ah be Filiz. Neler çeviriyorsun sen ha? Az. Efendim. Filiz beni aramışsın. Ha geliyorum tamam. Ben bir Tuna'ya gidiyorum. Cezanı versin. Rahmetli babaannemin mi bu şimdi? Yok bana verdi. Çeyiz. Alo Ömer. Mesajını aldım. İyi değilim yazmışsın, hayırdır? Evet kötüyüm Zeynep'i merak ediyorum. Yeğenim o benim. Ben de istemezdim böyle olmasını ama bir yandan ablan, annen, baban... onların açgözlülüğü yüzünden bu hale geldi olaylar. Ya sen sütten çıkmak kaşıksın, benim ailemin açgözlülüğü buraya getirdi meseleyi. Neyse, ben Zeynep'i görmek istiyorum. İçim hiç rahat değil o silahlı adamların arasında ufacık çocuk. Üzgünüm Filiz, maalesef öyle bir şey olmayacak. Zeynep'i bir daha göremeyeceksin. Ömer izin ver vedalaşayım çocukla. Yani aylardır ben bakıyorum ona. Kaptın torba gibi götürdün çocuğu. Sence ben gerizekalı mıyım Filiz? Ne malum beni yakalatmaya çalışmadın? Belki de Barış aratıyordur, ha? Polisçilik mi oynayacak şimdi de? Ay ne alakası var Barış'a ya? Barış senin adını bile duymak istemiyor. Ben herkesten gizli konuşuyorum seninle şu an. Kimsenin haberi yok. Benim tek istediğim Zeynep'le vedalaşmak. Tamam. Gittiğim yerden ararım. Telefonda vedalaşırsın. Aynı şey mi ya? Baba dediğin önce çocuğunu düşünür. Biz de onun ailesiyiz. Bak aramızdaki bağ koparma. Tamam mı? Bir kere olsun çocuğunu düşün. Onun için iyi olanı yap. Hayatta tek başına olduğunu hissetmesin. Öyle büyümek nasıl bir his biliyor musun sen? Yani çocuğun için doğru olanı yap. Teyzesiyle vedalaşsın. İstediği zaman beni görebileceğini bilsin. Ben anlatırım ona nasıl bir his olduğunu. Ben merak etme, babası yanımda. Yalnız değil o. Ya sen nasıl işler içindesin? Yarın öbür gün başına bir iş gelebilir. Yani aramızdaki bağ koparma, benim yanında olduğum bilsin. Sen iyi mi babasın? Onu çok sevmesen yanında alıp götürmezdin. Ha? Ömer. Günaydın. Günaydın. Nereye böyle acele acele? İş bakıyorum ya, ona gidecektim. İş arayacağım. Ha anladım. Benim yani gece nöbetim var. Boşum, istersen birlikte bakalım. Ha yok sağ ol ya, teşekkür ederim. Şimdi veliyim gibi gelme yani, değil mi? Doğru. Doğru, tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Alo Selim. Ya bugün beni idare etsen olur mu? Evet evet ya, önemli bir ailevi mevzu var da. Tamam. Tamam. Haber ederim ben sana, hadi. Hadi. İleride sağda bankta oturan iki kişi var. Görüyor musun? Genç bir çift. Onlar bizden. Hemen arkanda kalan sağdaki simitçi de bizden, sivil arkadaş. Biraz ilerlediğinde ileride göreceksin, yerde oturan bir evsiz var. O da bizden, sivil memur. Tamam mı?
Ne yapayım, böyle ayakta mı bekleyeyim? Hayır, sen şimdi biraz ilerle. Oradaki banklardan birine oturuyorsun. Bak şimdi önünden geçen koşucu arkadaş var ya, o da bizden. Yani dört koldan koruyoruz seni, gözlüyoruz. Merak etme, tamam mı? Sen sadece sakin ol. Adam geldiğinde sakin bir şekilde ağzından laf almaya çalışacaksın, anladın mı? Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu operasyonu. Bana bak ama Cemil, bak çocuk yanımızda. Ya ben çocuğu alayım, ondan sonra ne yapıyorsan yap, tamam mı? Zeynep'in kılına zarar gelmeyecek. Tabii ki gelmeyecek Filiz, merak etme. Sen sakin ol sadece, tamam mı? Dur, bir araba geldi. Ömer olabilir. Tamam, konuşma artık. Sakin ol, sendeyiz. Ömer? Nergis. Teyzeciğim. Teyzem. Teyzem. İyi misin? İyiyim. Bak, babam bana elbise aldı. Berberde saçıma kurdele taktı. Çok güzel olmuşsun. Çok yakışmış. Biz çok özledik seni. İsmi de çok özledi. Ben de İsmi'yi özledim. Arkadaşlar buluştular. Hazır olun. Adamı biraz konuşturmaya çalışacak. Ondan sonra kızı adamın elinden aldığı anda Filiz, adamın etrafını sarıyoruz, alıyoruz adamı. Anlaşıldı mı? Herkes hazır Cemil. İşaretini bekliyoruz. Ya Ömer, Zeynep bizde kalsa olur mu bugün? Filiz zorla mı istersen? Göreceğim dedin, getirdim. Ha? Tamam da yani... balıklara simit atalım mı kızım, kuşlara, balıklara ha? Tamam. Tamam, biraz şurada baş başa vakit geçirelim ya. Benim yanımda vedalaş, vedalaşacaksan. Ömer ama yani... Filiz! Barış! Bırak kızı, bırak. Ya Barış, bırak. Ne ha? Ya bir şey çevir. Bu herifin haberi. Oğlum Barış değil mi o? Ha, aynen Barış. Abi ne yapıyoruz, alalım mı herifi? Ya dur. Ya bu herifin ne işi var burada? Filiz sen ne yaptın ya? Barış ne işi var orada? Ne oluyor, ne çeviriyorsun sen? Ha? Yok. Filiz, ne işi var Filiz'in burada? Yok, haberi yok. Gerçekten takip etmiş beni. Asla haberi yoktu. Ben söylemedim ona bir şey. Neyin ışıklamasını yapıyorsun sen hala bu adama? Ya Barış, sen gider misin bir saniye ya? Hata bende. Kıyamadım sana, çocuğu getirdim. Kızım. Ömer bir saniye. Gerçekten bak, gerçekten onun haberi yoktu. Takip etmiş beni. Ben sadece vedalaşmak istiyorum yeğenimle. Ömer... Al şu kızım. Al çocuğu. Sen kimin çocuğunu kimden alıyorsun Barış? Abi alalım mı herifi? Oğlum dur, kimseyi alamayız şu anda. Çocuk arada zaten. Zaten adamdan daha delil yerine geçecek bir şey duyamadık. Sakin olun. Gider misin Allah aşkına, gider misin? Hiçbir yere gitmiyorum kuzen, bana hiçbir yere gitmiyorum. Bak gerçekten çok kötü olacak, ver şu kızı bana. Abi kaçacağız herif elimizden, alalım mı? Tamam, alıyoruz herifi. Herkes hazır olsun, başlıyoruz. Arkadaşlar sakin hareket edin. Biz çıkıyoruz, anlaşıldı mı? Çocuğa zarar gelmeyecek. Hadi çıkıyoruz. Tamam, bir saniye. Bana. Bir saniye bırak. Kıpırdama polis! Kıpırdama! Tak kelepçeyi. Baba! Baba! Dur! Baba! Zeynep'cim bak, tamam. Baba! Gideceğiz babana, baba. Zeynep. Baba! Sakin ol, gideceğiz. Baba! Gel Zeynep'cim. Zeynep gel aşkım, gideceğiz babana, tamam mı? Hemen gideceğiz babana. Tamam, biz gideceğiz babanın yanına, tamam mı kızım? İçine ettiğimiz operasyonumu. Ne işi var bunun burada? Biz seninle böyle mi anlaştık Filiz? Ya ne anlaşması be? Takip etmiş. Ne anlaşması ya? Öf, senin afiyeliğin tutar illa ya. İçine ettiniz. Yürüyün siz de karakola. Tutanakta imzanız lazım. Zeynep, kuzum konuşalım mı biraz? Bir bak bana. Ha? Zeynep. Git, konuşmuyorum ben seninle. Ben babamı istiyorum.
Babanla yani babam bir süre yanında olamayacak. Ama sen bizle kalacaksın yine. Ha, Fikret'le, İsmet'le, benle ha? Bana ne? Babamı istiyorum. Onu nereye götürdüler? Teyzeciğim. Şimdi insanlar bazen yanlış şeyler yapabilirler. Yanlış bir şey yaptıkları zaman da ceza almaları gerekir. Yani şimdi senin baban cezalı. Ama sonra gelecek yanımıza cezası bitince. Hem biz seninle onu görmeye de gideceğiz. Göreceksin babanı yine yani. Cezası bitince de gelecek, tamam? Ama babam beni anneme götürecekti. Ben annemi özledim. Ya, anne... Annene mi, baban öyle mi dedi sana? Heh, Filiz, amirim görüşecek seninle. Ben küçük hanımla ilgilenirim. Tamam. Gel bakalım Zeynep'ciğim. Meyve suyu alalım mı sana? Meyve suyu içer misin kuzum, ha? Hadi Ahmet abin alsın sana. Ben eşlik edeyim sana Filiz. Tamam. Şerefsiz. Gel. Ha Filiz, gel kızım. Otur. Sana bizzat teşekkür etmek isterim. Çok yardımcı oldun teşkilata. Keşke çocuk yanınızda olmasaydı ama Savaş Bey'in haberi yokmuş operasyondan. O yüzden de biraz ortalık karışmış. Evet öyle oldu amirim. Birazcık arkamdan iş çevirmiş gibi oldu da. Öyle oysa yani. Amirim ben üstüme düşeni yaptım. Ne olur Cemil de üstüne düşeni yapsın, tamam mı? Söz verdi biliyorsunuz. Tabii kızım. Çağırdım, o da şimdi geliyor. Heh. Kağıtlar yanınızda mı? Yanımda, yanımda tabii yanımda. Bana bak, Cemil böyle mi kandırdı seni? Şimdi konuş. Anlaşma mı yaptın onunla? Sus, konuşacağız sonra. Burada amirim, böyle. Gel. Gel bakalım Cemil. Evet, buyurun abi. Buyuracak bir şey yok Cemil. Durumu biliyorsun. Şu kağıtları imzala da bitsin bu iş bir an önce. Vallahi amirim, arkadaşlar anlaşmaya uymadılar. Operasyonumun tam içine ettiler, affedersiniz. Aa, ulan sen ne diyorsun? Yakaladın ya Ömer'i. Ömer'i yakaladık da ağzından itiraf yerine geçecek bir şey aldık mı? Şimdi içeride tutuyorum. Elimde bir delil var mı? Bir tek senin ifaden var. Bu arkadaş çıktı ortaya durup dururken operasyonumu batırdı amirim. Onlar sözlerini tutmadılar. O yüzden kusura bakmayın. Ya sen lan, kurtulamayacak mısın lan biz senden ha? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Amirim bıktım ben bunun afra tafrasından ya. Karakolda memurun üstüne yürüyor. Filiz, hadi kızım siz gidin, ben halledeceğim. Tamam, hadi. Tamam. Helal versin. Tamam Barış. Nasıl yaptın bu şey Filiz ha? Niye arkamdan işe giriyorsun? Yeğenim için yaptım. Bizim için yaptım. Ulan benim başıma bir şey gelmesin diye bir ton konuşup kendin niye gidiyorsun? Ya vurulsaydın? Ya vurulmadım işte. Zeynep meselesi de çözüldü. Bak Cemil de çözülecek. Lan ne çözüldü? Attı bize gene kazanı. Neyi çözüldü? Hadi çıkalım buradan. Amiri söz verdi işte, halledeceğiz, imzayı atacak. Ben onu bilmiyorum Filiz. Sen tamam beni rezil ettin. Ömer'e de beni rezil ettin, Cemil'e de rezil ettin. Bravo, sağ ol. Bunun böyle biteceğini sana özen çok yanılıyorsun. Zeynep'i alıp geliyorum, bekler misin? İyi al, ben dışarıda bekliyorum seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.